Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Agro TV ile günaydın devam ediyor. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz artık. Bu bölümde de Gümüşhane'ye gideceğiz. Kelket ilçesine. Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş bizimle birlikte. Hemen kendisine dönelim. Gökhan Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar Taner Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi tabii fasulye özelinde başlayacağız sohbete. Ki hatırlarsanız pandemi dönemi sonrasında 6 stratejik ürün açıklanmıştı. Onlardan birisi de fasulyeydi ki zaten ne kadar önemli olduğunu bütün Türkiye biliyor. Ama Kelket'in fasulyesinin ayrı bir özelliği de var. Kelket şeker fasulyesi ki zaten artık bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Ekimler başladı mı? Bu yıl üretim alanında bir artış olacak mı? Fiyatlar hangi seviyede? Pazarlamada sorun yaşıyor muyuz? Sözü size bırakalım Gökhan Bey. Evet, ekimlere normalde başlamış olmamıza rağmen fakat bu sene yani biz korktuğumuz gibi kuraklık olacak diye korktuk. Ama fakat yağışlar ciddi manada yağışlar Kelket'te şu an düşüyor. Hatta dün ekim yaparken yağmura yakalandık ve ekimi bırakmak zorunda kaldık. Yağışlar iyi. Evet. Ondan dolayı da biraz yavaş gidiyor ekimlerimiz. İnşallah biz bunu 25 Mayıs'a kadar bitirmiş olacağız ekimleri. Yağmurlar böyle bize fırsat verirse. Evet. Şeylerde fiyatlarda zaten üretimde geçen yıl biraz 2020-2021 yıllarında pandemiden dolayı daha önceleri de konuşmuştuk. Evet. Fiyatlarımızda düşüşler çok oldu. Bunun nedenleri de zaten her taraf kapalı olduğu için bir yerlere satamadık. Lokantalara, kurumlara satamadığımız için de elimizde kaldı. Bu da çiftçiyi küstürmüştü. Ekip alanlarımız düşmüştü. Geçen yıl 2022'de de aşırı bir sıcaklar yaşadık Kerkük bölgesinde. Ondan dolayı fasulyede dört tutumu çok az oldu. Bundan da rekortede ciddi manada düşüşler oldu. Tabi bu da bize kötü yansıdı. Tam hızlandık, pazarımızı yaptık ve talepleri karşılayamaz olduk. Fiyatlarımız da tabi yüzümüzü güldürdü. Yani 100 civarlarına çıktı. Çok güzel. Toptan satışımız. Çok güzel. Bu da bizi sevinir. Tabi çalışmalarımız neticesinde sonuçlar hani meyvelerini vermeye başladı. Bu da bizi mutlu etmeye başladı. Daha önceden birliğimiz olmadığı için Kelket üreticisi her zaman ara tüccarların eline kalıyordu. Onlar da tabii çiftçiyi ezerek balını satın alıyordu. Bu da çiftçiyi ciddi manada geriye götürüyordu, küstürüyordu. Biz tabii 2017'de kurduktan sonra ciddi anlamda hızla ilerlemeye başladık. Hani coğrafi işaretten tesis kurulumuna kadar. Evet. Bundan sonraki işte pazarı da yaptık inşallah. Hatta yurt dışından bile taleplerimiz var. Biz bu çabalar neticesinde 6 yıllardan sonra ciddi manada talepler almaya başladık. Bu da bizi sevindirdi. İnşallah Türkiye'de Kelket'in adını dünyaya duyuracağız. Bizim gerçekten ürünümüz çok lezzetli. Kısa sürede pişiyor. Eşi benzer olmayan bir ürün diyorum. Tabii bunu yiyenler diyor zaten. Evet. Biz bu zamana kadar fasulye yememişiz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu da Kelket'in bir ayrıcalığı. Kelket'in dediğim gibi hava, toprak, su, iklim şartlarından dolayı buna bir tat, bir lezzet katıyor. Pişme süresini kısaltıyor. Bunu her zaman da söylüyorum. Protein oranı da dediğimiz çok yüksek. Doğru. Bunlar bizi mutlu ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar her zaman şunu söylüyorum. Üreticiden tüketiciye modelini oluşturacağız. Bunu inşallah bütün Türkiye'de çiftçiler artık tekelleşmez, kooperatifleşir, birlikler kurur. Yani bu olması gerekenler bunlar Taner Bey. Yani doğru. Burada eğer tekelleşirsek bizi eze eze elimizden malı 3 kuruş alırlar, satarlar. Bu da bizi üzer, küstürür ve üretim bırakırız. Biz bunu bu Kelket'te yıllardır bu ürünle uğraşıyoruz. Bizim amacımız üretimi artırmak, ülke memleketimize istihdam sağlamak, çıkarttığımız ürünümüzü satıp bu
Buyurun, dinliyoruz sizi Gökhan Bey. Dinliyoruz sizi. Gökhan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Gökhan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz, siz beni duyabiliyor musunuz? Biz sizi dinliyoruz. Buyurun, devam edin siz anlatmaya. İşte dediğim gibi burada bizi ciddi anlamda çok acıdı. Biz inşallah bundan sonra ileriki yıllarda biz ürünümüzü çok güzel yerlere getireceğiz. İnşallah kreatif konsiyonu tatmayan kişi kalmayacak. Bu da bizim için çok iyi olacak. Evet, tatmış birisi olarak söylüyorum. Hakikaten dediğiniz gibi yani normal fasulyeden farklı, özel bir fasulye ki zaten satış fiyatı da bunu gösteriyor. Üreticiden 100 liraya alınıyor. Ben özellikle İstanbul'da büyük marketlerde bakıyorum fiyatları. Her yerde bulamıyorsunuz. 150 ila 200 liradan aşağı satış fiyatı yok ki çok normal. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir ürün. Peki Gökhan Bey, şunu da merak ediyorum. Şimdi fasulye üretimi için ne gerekiyor? Hangi koşullar lazım? Yani su mu önemli, güneş mi önemli ya da toprak yapısı mı önemli? Bir de şunu da insanlar merak ediyordur, izleyenler, bizleri takip edenler. Ya biz alsak Kelkit fasulyesini, örnek veriyorum, getirsek işte Ankara'nın bir köyünde eksek, aynı verimi alabilir miyiz ya da aynı tadı elde edebilir miyiz? Evet, şimdi bizim Kelkit'in fasulyesi gerçekten fasulye bakıyor, suyu ister. Çok sıcağı istemez. Çok sıcakta zaten bir tutum olmaz bakliyatlarda. Bizim burada ılıman bir hava, 30 derece geçmeyen bir sıcaklık olduğu zaman müthiş derece göl tutum olur, rekolte artar. Bu da zaten dedim ya, Kelkit'in toprağı, verimli toprakları var. Suyumuz zaten biliyorsunuz, Yeşilırmak Kelkit'ten doğuyor. Evet. Suyumuz bol. Tabii ileriki dakikalarımızda şeyi de anlatacağım. Bizim burada Sadak Sulama Barajı var. Evet. Maalesef basınç sulama halen bitirilemedi. Bu da bizi kötüye götürüyor. Bizim fasulyemiz dediğim gibi çok sıcağı sevmez. Toprağımız değil. Topraktan dolayı da gece gündüz farkından tatlı bir lezzeti. Ondan dolayı da fasulyemiz lezzetli olur. Pişim süresi kısalır. Evet, olmuş. Tabii ki başka yerlerde ektiğimiz zaman bu fasulye, yani diyorlar, atıyorum Balıkesir'den fasulye istiyorlar. İşte atıyorum Diyarbakır'a biz bunu eksek olur mu? Bu olmuyor. Sadece mesela yanı başımızda Erzincan var. Erzincan'ı evet. Denediler, tutmadı. Orada da mı tutmadı? Evet. Aynen. Zannedersem bizim bu şey doğru tarafına doğru gittiğim zaman Muş'ta, Bitlis'te ekildi. Görünümü aynı, hiç değişen bir şey yok. Fakat bu pişirmeyi aldığı zaman zaten apaçık ortaya çıkıyor. Doğru. Bunu bazıları tabii yine böyle şeyde bizim adımızı kullanarak satmışlar Muş'ta. Ondan dolayı da sattığı lokantalar Kelkit diye satmışlar bu fasulyeyi. Sattıktan sonra bu lokantası bu numaramızı bize arıyor. Diyor ki ya beni böyle. Fasulye aynı. Değişen bir şey yok. Görünümü görsel aynı. Ama aldık dedi. Alakası yok diyor. Lezzet yok. Tat yok. Pişim yok diyor. Niye bu böyle oldu diyor. Anlatıyorum. Hani sonuçta bu bir müşteri. Bu da sonuçta para kazanmak için bu işi yapıyor. Doğru. İşte lokantasında işliyor. Müşterisine veriyor. Tabii insanlar da alışmış şu lezzeti, tamak lezzetine. Biz de bunları anlatıyoruz. Böyle yapanlar var orada yetiştiği için. Ama diğer bölgelerde bu fasulye sıcağı sevmez. Derin bir ılımın bir iklim isteyen bir fasulye. Evet. Şimdi Gökhan Bey, biraz buğdayı ve diğer tarım ürünlerini de konuşalım. Şimdi bölgede evet önemli oranda buğday üretimi de yapılıyor. Orada durum nasıl? Tarlalarda nasıl bir görüntü hakim? Rekolte beklentisi yüksek mi? Yoksa kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşandı mı? Ne dersiniz? Vallahi şimdi kuraklık yaşamadı. Kışın tabii bizi korkuttu. Yani Kelkit bölgesinde kar yağışlarımız iyi oluyordu. Evet. Kelkit bölgesinde kar yağışları iyi oluyordu ama bu kış gerçekten yani istediğimiz bir soğuk, istediğimiz bir kar olmadı. Acaba dedik bu sene baharın yağışları olmayacak, Nisan yağışları olmasa hani bizi kötü bir sıkıntılar bekliyor. Ama Allah'a şükürler olsun gerçekten de müthiş derece yağışlar düşüyor. Tam da böyle çok değil de böyle toprağa işliye sağanak şeklinde yağışlar oldu. Bu da şimdi şöyle bir söyleyeyim. Buğday şeylerinde
alanlarında şundan korkuyorum. Aşırı yağışla biliyorsunuz kas hastalıkları, septoriyet hastalıkları falan belirgin olmaya başlıyor. Bu da bizi korkutuyor açıkçası. Hani güneşe de ihtiyacımız var. Bakacağız ileriki günlerde hani yağış kesinlikle kalıp da güneş olacak mı? Gerçekten de halen tehdit tam anlamıyla ısınamadı. Tabii dediğim gibi fasulye ekimi de Mayıs ayında başlıyor. 10'unda, 15'lerinde, işte 5'inde, 20'sinde, 25'ine kadar. Ama eğer toprak zaten 10 santigrat dereceyi bulmaz ise burada bizim tohumda çıkışta çok yavaşlamalar olur. Sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü güneşe de ihtiyacımız var. Buğdaylarda da aynı dediğimiz gibi. Buğdaylarda eğer sürekli yağış olursa kas hastalığı kaçınılmaz olur burada. İnşallah ileriki günlerde güneş tam anlamıyla kendini gösterir. Dediğimiz hastalıkla karşılaşmaz çiftçi. Bu sene çelkitle buğday ekimi de bayağı oldu. Tabii olmasının nedeni şu. Hani diyoruz ya Türkiye'nin eline çiftlik kalmadığı zaman mutlu oluyorsunuz işte. Geçen yıl buraya cidden anında TEMU yerine kurdu ve bütün çiftçinin hemen hemen mahsulünü aldı. 7,5 liralardan ürününü aldı. Bu da çiftçiyi memnun etti. Çiftçi para kazandıkça daha çok üretime yöneliyor. Dediğim gibi fiyat Gökhan Bey güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi üretici bekliyor artık. Yakın zamanda belli illerde hasat başlayacak buğdayda. Bu seneki fiyat beklentisi nasıl? Çiftçide ne kadar olursa zarar etmez buğday üreticisi? Şimdi 10 ile 12 lira arasında bir fiyat bekleniyor burada. Çünkü biliyorsunuz geçen yıla nazaran bu sene biraz daha maliyetler arttı. Doğru. Gübredir, ilaçtır, işte toprak işlemesidir. Bunların hepsi baştan ayağa bir masraf, işçiliktir. Ondan dolayı da bunun da tabii ki ürünlerinde biraz daha yukarı çıkması lazım ki evet. Geçen sene gübre çiftçinin para kalsın. İnşallah bu sene de telkitte TEMU yine şekilde aynı şekilde anımını gerçekleştirir. Çiftçiyi tüccarların eline bırakmaz. Bu da çiftçiyi mutlu etse üretim de artar. Evet, temennimiz bu. Biraz şeker pancarını da konuşalım. Bölge önemli bir üretim merkezi şeker pancarı anlamında da. Orada bu sene nasıl bir tablo hakim? Üretim artacak mı? Fiyat beklentisi ne şeker pancarında? Şimdi Telçik'te 2014-15 yıllarında çiftçi maliyetlerden dolayı aynı şekilde diğer ürünlerde olduğu gibi şeker pancarı bıraktı. Yıllar önce 90'lı yıllarında 60 bin ton olan pancar 3 bin tonlara çıktı 2014-15 yıllarında. Biz tabii ki makine başına geçtikten sonra işçilik azaltıktan sonra 2016-17 yıllarında bu bir anda 18 bin tonlara çıktı. Evet. Tabii ki şeker pancarı geçen yıl yine çiftçinin yüzünü güldürdü. Fiyatlar çok iyiydi. Üründen para da kazandı. Tonajda rekortede 7-8 tonlar üzerine çıktı. Bir de dediğim gibi bizim toprak kaliteli bir toprak olduğu için gece gündüz farkından olduğu için nasıl fasulye bir lezzet tat veriyorsa şeker pancarına yüksek derecede polar 20'ler üzerine çıktığı oluyor. Yüksek polar olduğu için de burada hem polardan hem tonajdan çiftçi kazanıyor. Geçen yıl 1450 liradan taban fiyatıyla biliyorsunuz devlet hastalığı taban fiyatı vardı. Aşağı yukarı bu 1650 civarlarına çıktı. Çiftçinin cebine aldığı tonaj bazında aldığı para. Bu da çiftçiyi memnun etti. Ve bu sene ciddi anlamda fasulye ile mısır yüklendi. Fasulye ile pancara yüklendi. Mısır geçen yıl para etmedi. Mısırı bıraktılar gitti. Evet. Bu sene ciddi anlamda buğday, şeker pancarı, fasulye. Şeker pancarı bu yıl yine beklenti 40 bin tonlarda olacak gibi gözüküyor. Tabii fasulyemiz de yine aşağı yukarı burada 150 tonları buluruz bu yıl ama seneye inşallah makinalarımız, erkeğimiz, pazarımız var. Çiftçi bir yerden para kazanamayınca çok para kazanacak yere kaydı içinde bu seneye inşallah fasulye üretimimizi hedefimizde 1000 tonları görmek. Evet, umarım beklentiler karşılık bulur. Şimdi Gökhan Bey son bir konumuz daha var. Onu da konuşalım istiyorum. Sulama konusu. Yıllardır siz de hep dile getiriyorsunuz. Zaten sizinle de konuşuruz. Çözüldü mü o problem? Hala sıkıntı devam ediyor mu? Çözülmesi için herhangi bir adım atılmış mı? Ne dersiniz? Şimdi şu an hani biraz daha
tam bahar ayları gelmediği için, havalı ısınmadığı için takip edemiyoruz. Fakat aynı sorunlar yine devam edecek gibi gözüküyor. Temennimiz şu: İnşallah bu sıkıntıları bu sene yaşamayız da, dediğim gibi sular akıyor, biz bakıyoruz. İki tane çayımız ciddi anlamda müthiş derecede bir su var. Ama biz bunu kullanamıyoruz. Niye? Bundan dolayı kullanıyoruz. Biz önceden ilçel yollarla, hani bu toprak üstü kanallar dediğimiz suyla suluyorduk. Kanallarla geliyordu tarlaya. Bunlar zaten deform oldular. Buradan dolayı da DSE'yi, borularını falan, hatları döşedik. Bunları hep kırdılar. Tahribata uğrattılar. Ondan dolayı da onları kullanamaz olduk. Biz neyi bekliyoruz? Basınç sulamayı. Evet. 8-9 yılı, 10. yılına doğru gidiyor. Ya halen yok. Biz buradan yetkililere sesleniyorum. Gerçekten bu, diyorum ya, Çelkit kişisinin kaybı değil. Bu Türkiye'nin kaybı. Ben her zaman onu diyorum. Biz burada canla başla üretim yapmanın gayretindeyiz. Gerçekten çiftçi çok fedakardı Türkiye'deki çiftçilerimiz. Gerçekten ben de bir çiftçi olarak, ben de bu tarımın içinde olduğum için, bu gemenin içinde olduğu için ben de canla başla biliyorum kimlerin ne çile çektiğini. Gerçekten Türkiye'deki Türk çiftçisi çok fedakardır. Doğru. Gelirsini gündüzüne kadar en iyi şekilde üretimini yapmak ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamak için canla başla çalışıyor. Biz de diyoruz ki Çelkit çiftçisi yalnız kalmasın. Çelkit çiftçisinin yanında olunsun. Çelkit çiftçisinin suyunu bir an önce bitirsinler ki Çelkit çiftçisi en kaliteli fasulyeyi üretsin. Çelkit çiftçisi en iyi pancarı üretsin. Çelkit çiftçisi en iyi buğdayı üretsin. Çelkit çiftçisi en iyi mısırı üretsin. Çelkit çiftçisi en iyi patatesi üretsin. En iyi nohutu üretsin. Doğru. Bunları yapsın. Evet. Biz ürettikçe biz kazanırız, Türkiye kazanır. Evet. Sulama problemi dediğiniz gibi çözülmesi gerekiyor. Öyle ki o basınçlı sulama. Evet, acilen çözüm bulunması gerekiyor. Peki Gökhan Bey, güzel bir üretim sezonu diliyorum size. Umarım çok güzel sonuçlar alırsınız. Biz de yine o güzel sonuçları konuşuruz sizinle. Selamlar olsun Çelkit'e. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Çelkit'ten de selamlar. AgroTV'ye çok teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ederim. Buradan tüm Türkiye çiftçilerinin bol bereketli sezon geçirmelerini temenni ediyorum. İnşallah Türk çiftçisi kazanır, ülkemiz kazanır. Bütün temenniler bu yönde. Çok sağ olun. Selamlar olsun Gümüşhane'ye, Çelkit'e. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Çelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı. Aynı zamanda bir çiftçi aslında, sevgili Gökhan Durmuş'tu. Kendisi de dile getirdi. Hem fasulye geçen sene 100 liradan alındı. Bu sene biraz daha güzel olacak gibi. Ekim alanlarında da bir artış var. Bu güzel. Şeker pancarı küsmüştü üretici bir 6-7 yıl önce ama bu sene çok fazla yine ekildi. Mısırdan bir kaçış var. Ona vurgu yaptı. Buğdaylar zaten dedi geçen yılda değerinde alındığı için bir sıkıntı yok. Sevgili yönetmenimden bir dakika rica edeceğim. Çünkü önemli iki haber var. Onları paylaşmadan geçmek istemiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6.2 artarken tavuk eti üretimi %1.5, kesilen tavuk sayısı %6.5 ve hindi eti üretimi de %7.3 azalmış değerli izleyiciler. TÜİK'in açıklaması bu şekilde. Bir de yine siyasetin gündemi de çok hareketli. Özellikle sıcak saatler yaşanıyor. Muharrem İnce ile ilgili detayları paylaşmıştım. Şu an genel merkeze gidiyor dedi. Haberde böyle bir detay var. Muharrem İnce genel merkeze gidiyor. Parti genel merkezine Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekileceği konuşuluyor. Henüz karar vermemiş ama parti içinde bir oylama yapılıyor bir otelde. 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir görüşme yapıyor. Bu 11 ise 8'i seçimin ikinci tura kalmayacağını, bu nedenle Muharrem İnce'nin çekilmesi yönünde bir karar alması gerektiğini bildirmiş. Bunun üzerine Muharrem İnce parti genel merkezine gidiyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda hangi sıcak gelişmeler yaşanacak sevgili izleyiciler. Evet, siyasette bir dakika bile çok ama çok önemli sıcak başlıklar var. Hatırlatmayla kapatacağım.
Yarın gün boyunca Agro TV ekranlarında Dünya Çiftçiler Günü özel yayınımızla sizlerle birlikte olacağız. Sabah saat 9'da başlayacak yayın maratonu ve akşama kadar devam edecek. Çiftçinin sesini duyuracağız. Çiftçinin bu özel gününde sorunları neler, ne bekliyor, ne yapılması lazım? Gerek işin sanayici kısmında, gerek üretici kısmında, gerek gençler kısmında birbirinden farklı isimler Agro TV ekranlarında bu stüdyoda ağırlanacak ve gün boyu çiftçiyi konuşacağız. Dünya Çiftçiler Günü özel yayınımız olacak yarın. Bu yayını kaçırmayın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Türkiye Tohumcular Birliği Agro TV ile Günaydın programını sundu.